Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu ve taala'ya hamdü senalar. Nebi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu selamlar. O zatning sahabelerden Allah subhanahu ve taala razı bugün bulsun. Ta kıyametgacha hak yolda sabit durgan İslam ümmetige Allah'ın nusreti, necatı bulsun. Bugün bu hanedange biz bir xursandchilik bo'layotgan munosabatni muborak bodi uchun yig'ilganmiz. Haq subhanahu va taolo bu xonadonda tarbiya topgan, bu xonadondan endi yangi xonadonga bir oilaning, yangi oilaning bo'lajak kelini bo'lib chiqib ketayotgan qizimizni tabrigi uchun yig'ilganmiz. Bizlardan xonadon egalari bu yoshlar haqida duo umid qilishgan. Undan tashqari odatimizga ko'ra dasturxon atrofida Alloh subhanahu va taoloning oyatlaridan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan suhbatlashsak, inshaalloh bu majlisimiz qiyomatda bizlar uchun yaxshilikka hujjat bo'ladi degan umidimiz bor. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma kana liyu'azzibahum ve ente fihim. Ve ma kana mu'azzibahum ve hum yestagfirun. Sadakallahul azim. Ey Muhammed aleyhisselam, siz eğer bularının, yani insanlar, sahabeler, şu ümmet içide bular ekensiz, ularını ümmeten azaplamayımız. Ve bu ümmet içide istiğfar eytedigen, bizge tavba kıladigenler bar iken, ularını ümmeten azaplamayımız deydi. Bu ayet-i kerimenin tefsiri de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de adamlarga dinle şeriatını davat kılarakenler, o Mekke'nin içide turgan paytlarida Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga ve o zatke iman keltirgen aciz, zayıf musulmanlarga haddan ziyat zulümler bulsa hem, Hak subhanahu ve ta'ala uşa Mekke'de müşriklerge umumi ammetten azap cönetmedi. Ve etti ki siz da madam ki bu Mekke'de mukim turarken siz, ularga ammetten azap gelmeydi dedi. Keyin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine'ye gittiler. Uşanda hem Mekke'de Müslümanlar kalgen idi. Uşa Müslümanlarının istiğfarları sebebiden yine adamlarga ammeten azap kelmesligini Allah Teala merhamet kıldı. Bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de tilaveti baki turibdi. Bu ayeti kerimeden Müslüman ümmeti alışı kerek bulgen bir kança faydalar var. Bugün bütün insoniyatning boshiga ba'zi balolar ko'z tikib turgan ekan, bulardan qutulishning sababi oramizda Nabi sallallohu alayhi va sallamning bo'lishlari edi. Afsuski u zotning muborak, ya'ni shaxsiyatlari oramizda bo'lmasa-da, sunnatlari qoyim bo'lib turishligi kerak. Biz Nabi sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini qoyim qilar ekanmiz, ummatan balolardan albatta qutulib qolamiz. Agar sunnatlarga e'tiborimiz kamayib ketsa, oramizda istig'for aytadiganlar bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taologa istig'for aytadigan ichimizda xolis samimiy insonlar bo'lsa, butun dunyoga kelayotgan balo islom ummatini ommatan azoblay olmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu masalalarda oramizda nabi bordek İstiğfar aytuvchilar borligini tenglashtiryapti. Wa ma kana mu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastagfirun. İstiğfar aytadiganlar bo'lsa, biz ularni
azoblamaymiz deydi. Haq subhanahu va taolo bugun islom ummatini imtihonlar ya'ni bosqichidan jarayonidan o'tkazmoqda. Azizlar, albatta bu yaxshilik, yaxshi marosim inshaalloh bu ummatning umidi hech qachon ya'ni Allohdan uzilmaydi. Bu ummatning boshqa millatlardan ko'ra boshqa tushuncha tuzumlardan ko'ra quvvati uning e'tiqodida, uning iymoni, uning tushunchasida. Biz mana bu iymon, e'tiqod tushunchamiz bilan albatta yaxshi narsalarni umid qilamiz. Hech qachon yaxshiliklarni orqaga surib o'tirmaymiz. Inshaalloh bugungi majlisimiz bizning iymon, e'tiqodimizning quvvatini ko'rsatayotgan narsalardan biri. Lekin birodarlar, hech qachon hargiz İslam ta'limotida faqat e'tiqodni o'zi bilan tashqi sabablarga amal qilmasdan tavakkul, ya'ni tavakkulni haddan ziyod qilib yashashlikka buyurmaydi Alloh taolo. Albatta sabab dunyolarini sababiyatga aloqador bo'lgan narsalarni amalga oshirishimiz kerak. Va alaykum assalom. Alloh subhanahu va taolo Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge talim, İslam ümmetige ilim talimatını birişlikini büyürerken her daim iki cihatke itibar karatışlikini takitlegen. Avvala iman, itikat, düşünce, ruhiyetke itibar biriş bilen birge dünya sebebiyetlerini hem amelge aşırışlikke büyürgen. Kur'an-ı Kerim'de Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge hasseten ya'ni odamlarning zararlari sizga hargiz yetmaydi degan. Vallohu ya'simuka minan nas. Alloh sizni odamlardan muhofaza qiladi degan. Nabi sallallohu alayhi va sallam o'z zamonlarida ham dushmani eng ko'p zotlardan yagonasi edilar. U zoti sharifning jonlariga tahdid O zatı şerefge suyukast kılaman degen adamlar keçesi bilen uxulamastan rice planlar düzardı. Lekin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah asraşligini vade verdi. Mana şu vadege imanları sadık bulsa da lekin ceng meydanıge kirar ekeller savutlarını kiyardılar. Dubulgalarını kiyardılar. Kalkallarını, kılıçlarını asardılar. Otlariga minardılar ve bismillah tavakkaltu alallah deyip keyin jangga kirardılar. İman itikad Müslüman şahsiyette sabit buluşu bilen birge o hayattaki tecrübe, hayattaki sebebi narsalarını ham albette üşleşi gerek. Bugün bu sohbetimiz albette barchamizni oylantırıp turgan fikirler, bütün bir cemiyet, bütün bir millet olarak barchamiz hissa qo'shishimiz kerak bo'lgan narsalar haqida ham gapirishimiz kerak. Bugun safarga chiqmoqchi bo'layotgan odamlar safarlarini kechiktirsin. Bugun tashqaridan kimdir keladigan bo'lsa, odamlar ichiga aralashib, tavakkal nima bo'lsa bo'ldi deb xohlagan ishini qilib ketmasin. Bugun atrofimizdagi har bir shaxsiyatga mas'ul ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Lekin shu bilan birga falonchidan bizga falon narsa yuqadi deb odamlardan shumlanishdan ham qutulaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kasallik yuqmasligini e'tiqod jihatidan aytganlar. Lekin sababiyat jihatidan kasallik tarqagan joyga kirmaslik, u joydan chiqib ketmaslikni ham buyurganlar. Mana bu islom ummatining boshqa millatlardan ko'ra fazilatli jihatlari hisoblanadi. Sababiy dunyolardan tashqari biz o'zimiz atrofimizdagi odamlardan ham shumlanishlikdan alohida qutulishimiz kerak. Albatta sabablarni ushlashimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo undan tashqari bizga istig'forni buyuradi. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwali wa banin وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Yani peygamberler ümmetlerine gelip istiğfar etinler dedi. İstiğfiru Rabbekum. Ey braderler Allah'a istiğfar eteylik. İstiğfar etiş, tilbilen buluş bilen birge
bizning o'zi ichimizda hayotimizda qilib yurgan xatolarimizdan e'tirof qilib to'xtashimiz kerak. Kichkina ko'rinayotgan, sizni biz e'tibor bermayotgan masalalar ham o'ta jiddiy masala ekanligini o'ylashimiz kerak. Oddiy misol uchun sigaretni aytadi odamlar. Ko'rinishidan oddiy narsaga o'xshayapti, lekin mana shu ham istig'forga lozim bo'lgan narsalardan. Bugun o'zi sog'lig'ini saqlash jamiyatlari bugungi virusni eng katta o'choqlaridan biri sigaret atrofiga ham yig'iladi deyapti. Toki sog'lig'ini saqlash buni gapirmaguncha musulmon domla imomlarimiz gapirsa olmadik gapni. Endi bundan ham istig'for aytishimiz kerak. To'xtashimiz kerak. Mas qiluvchi ichimliklarni ichib yurganlar to'xtashimiz kerak. Birovning haqqidan qo'rqmasdan birovning haqqiga tajovuz qilib yurganlar to'xtash kerak. Bu dunyo omonat ekanligi bugun hammaning ko'z o'ngida oydin bo'lib turibdi. İstiğfar aytishimiz kerak. İstagfiru rabbakum innahu kana gaffara. Albatta xatolarni kechiradigan zot yagona Allohdir. İnsan hayotida yoshi ulug'lar juda yaxshi biladi. Necha marta xato qilgan bo'lsangiz, atrofingizda sizni kechirmagan shaxslar, odamlar tiqilib yotibdi. Lekin siz bilan bizning xato gunohlarimizni kechiradigan zot yagona Allohdir. Alloh gunohlarni kechirishga fursat, hayot, imkon berayotgan paytda istig'for aytaylik. Gunohlardan tavba qilaylik. Qilayotgan xatolarimizni isloh qilaylik. Innahu kana ghaffara. Alloh gunohlarni kechiradigan zotdir. Innahu kana ghaffara. Yursilus samaa alaykum midrara. Osmonlardan sizlarga barakot yomg'irlarini yog'diradi. İstiğfar ortidan bizga barakat yog'iladi. Ve yumdidukum bi amvalin ve banin. Sizlarga madad beradi molu dunyoyu farzand bola chaqalar bilan. Ve yaj'allakum jannatin. Sizlarga bog'iroqlarni qilib beradi. Ve yaj'allakum anhara. Sizlarga anhorlar, buloqlar, ya'ni bilan serob qiladi. İstig'forning orqasidan kelayotgan narsalar biz dunyoda so'rashimiz mumkin bo'lgan barcha ne'matlar yashiringan ekan. Biz istig'for aytsak, ya'ni istig'forning shartlariga amal qilsak va bu istig'forga ko'ra hayotimizni yangitdan boshlashlikka qasd qilsak, va'da bersak, Alloh taolo o'zi bizga madadga, yordamga chiqadi. Chunki bu askar, bu qurol Allohning biz ko'rmagan askarlaridandir. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Rabbinin askerlerini hiç kim bilmeydi. Fakat özü biladi. Allah'ın askerlerine karşı Allah'ın özüge yalanıp istiğfar aytkende yine kutulamız. Kim Allah bilen uruşa aladı? Kim Allah'a karşı çıka aladı? İlla onge karşı çıkkanın belini sindiredi Allah Ta'ala. Bizge yegane yol فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a kaçıştır. İstig'for samimiy bo'lish kerak. Qilayotgan xatolarimizni e'tirof qilishimiz kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida mas qiluvchi ichimliklar harom qilingan bir odam shu baloga balolangan ekan. Yonida shu mas qiluvchi ichimlikni ko'rib qotdi Hazrat Umar. Umarni ko'rganda rangi oqarib, berkitib, nima qilishi bilmay tursa, yoningdagi nima debdilar? Haliga odam ichidan astoydil samimiy Ey parvardigora, o'zingga sig'inaman, bu Umarning qo'lidan meni qutqar. Agar bu qilayotgan ishimni bilib qolsa qattiq jazolaydi degan samimiy, xolis Allohga yalinib Hazrat Umarga qarab bu sirka debdilar. Umar radhiyallohu anhu sodda odam emaslar, ha deb ishonib ketmaydilar. Qani olchi bu yoqqa? Olsalar shishadagi mas qiluvchi ichimlik daqiqada sirkaga aylanib ketibdi. İstig'forning, Alloh subhanahu va taologa samimiy qochishning, Alloh subhanahu va taoloning o'zidan haqiqiy va'da bilan tavba qilishning samarasini u odamning misolida tarixda ko'ramiz. Boshqa joylarda ham, boshqa ishlarda ham biz birodarlar, azizlar, akalar, ukalar bu istig'forga bosh urishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu xonadonda
Bu sebep bilen biz bugün yığılıyetmiz. Barçamızga malum, barçamızga kelgen bu yaxşilik elbette müminge nispeten hiç kaçan yomallik buluşu mümkün emez. Bu yaxşiliklerden yaxşı umidler bilen kaytıp yani Allah'ını özüge kaytışımız gerek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Badr gazatıda müşriklerden 80'ye yakın adam asır tutuyordu. Müşrikler. Ularını zancirbent kılıp alıp Medine'ye sudurup yetişiyetkenleri de Peygamber aleyhisselam asırlarını körüp külgeller. Allah'ın işi acayip. Haklese zancirbent kılıp cennetke tartadı digerler. Yani uşa zancirbent bulup asırıge çüşken müşrikler içi de İkrimege okşagen sahabeler vardı. Keyinçelik sahabe oldu ular. Avval müşrikler safıda Müslümanlarga karşı cen kılıp asır çüşüp keyin şular Müslüman buldu. Peygamber aleyhisselam zahırda buna ettiler. Allah zancirbent kılıp bulsa hem tartıp cennetke tartadı hahla gellerini. Bunu ulamalar eytedi ki bazı musibetler Allah'ın zanciridir. Biz özümüz közümüz açılmazdan emin erkinlik, şerait yakşı bugende belki nimetinin şükürünü ata kılalmayı turganımız üçün bu işler bizge zancirbentlik vazifesini beceriyetkendir. Belki Allah bizge özünü tanıtışlıkını, belki Allah özüge tartışını haklayetkendir. Bu vaziyetten yakşı faydalanışımız gerek. Şimdi bu imtihanın asıl faili Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüge iltica kılışımız gerek. Ve bugünkü inşallah Rabbil Alemin bizden kütülgen bu hanadandan yakşı umitler bilen uzatılıyetken kızımızını hakkıge dualarını ham kılamız. Hak subhanahu ve ta'ala bu sohbetlerimizi manfaatli kılsın. Bugünkü her dakika, her saniyemiz amanat biraderler. Umurunu uzaklığı, onca uzak bu kalgeni yok. Berçemiz uzak bilen yeryüzde, yüz yılda hiç kim kalmaydı. Bugün yaşayıp durgeller. Yenge avlat geledi, yenge avlat, yenge vazife bilen devam etedi. Lekin biz bugün amanatımızını birbirimizge yetkazıp koyuşumuz gerek. Kimdir karındaş uruğudan alakanı üzüp yaşayıptı? Bir itibar. Bunu yengil sene yaptı. Ve halen ki aile azalarından sileye rahmını üzgen milletinin duası icabet bu miydi? Bitti siz aileden karındaş uruğudan alakanı üzüp itibarsız yaşayıpsız etrafınızdaki kança adamın duasına toskırlık kılıyıpsız. Bunlar salarını oranına keltirişimiz gerek. Darra barıp bunlarını alakanı bağlaşırımız gerek. Kılıyetken hatalarımızı istiğfar ve tavbeler kılışımız gerek. Allah Ta'ala tavbelerimizi kabul kılsın. Bu hanadandan üçürme bulup gidiyetken kızımızını Allah Ta'ala borgan joyda baxtli, saadetli buluşluğunu nasip kılsın. Barçalarımızın özünü dinige amel kılıp barışımızda tevfik hidayetini bardavam kılsın. Bir Allah Subhanehu ve Ta'ala'nın ayetinden bir iki ayet okup koyamız ki umumi duanı kılamız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم إذا أراد بقوم فتنة وجعلنا غير مفتونين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي